Rap Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir videoya da hoş geldiniz. Bu videoda uzun zamandır düşündüğümüz ve bahsi geçen bir endüstriyel tost makinesi incelemesi yapacağız. Vallahi karnımız aç, makineyi topladık. Ekip de burada sağ olsunlar. Şimdi hep beraber karnımız doyacak inşallah. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımız sırayla anlatıyorum. Öncelikle şurada tost ekmeklerimiz var, normal ekmek de var. Şu an söyledik geliyor, onu dün yedik biz. Öncelikle bir güzel kaşarlı tost yapalım. Ama bununla birlikte tabii ki yaparken size tost makinesinin biraz özelliklerinden bahsedeyim. Endüstriyel olmasının sebebi elbette hem sanayi tipi hem de evde kullanılabilecek şekilde olması. Genel ağırlığı 12 kilo, yani birazcık ağır tabii ki. Bu alt tarafının kalınlığı biraz zaten fazla. Yani bence ev için fazla bir makine, önce onu söyleyeyim. Genel olarak tost makineleri sanırım dilim üzerinden satılıyor. Yani mesela işte bilmem ne endüstriyel tost makinesi 16 dilim, bilmem ne 12 dilim falan. Dilimi neye göre hesaplıyorlar ben anlayamadım arkadaşlar. Şimdi bakın, bu mesela 12 dilim. Bakın şimdi, şöyle 4 tane koyayım. Şimdi burada 6 dilim var. Üstüne de 6 koyunca 12 olmuş olacak. Bu mesela bence 12 dilim değil mantıken. Üstüne ben mesela 2 dilim daha koyayım o zaman mesela, 24 dilim olsun. Mantıklı değil mi? Yani burada bence 6 dilim olarak hesaplanması gerekiyor. Şimdi burada hem ızgara, hem tost, hem de bazlama yapılabiliyormuş. Şu gördüğünüz alan bir yağ haznesi arkadaşlar. Burada da işte şurada biraz yağ birikirse falan filan buradan akıyor, buraya birikiyor. Onun dışında krom kaplama denilen şurada bir kulbumuz var. Böyle koyup sağlamından bir endüstriyel şekilde basabilmek için. Bir tane de temizlik fırçası var. O da şöyle yanında ücretsiz olarak geliyor. Tamamen telden, yani bayağı bir rahat çekip alabilmek için bir şeyleri. Şimdi ısı tarafına geldiğimizde de şöyle ayarlanabilir bir ısı termostatı var. 300 dereceye kadar ısıttığını söylüyor. Alt tarafı 900, üst tarafı da 650 watt gücünde. Toplamda 1550 wattlık bir güce sahip oluyoruz bu tost makinesinde. İsterseniz bir kaşarlı tost yaparak başlayalım. Çünkü bizim Ahmet vejeteryan, oradan sucuklu yapma diye bakıyor bana. Çedar yer misiniz? Çedar yer misin? Çedar yemiyormuş. Ben sana şimdi Merdan Usta tostu yapacağım. Bir tane de çedar yeter, fazla. Fazla. Şöyle bir tane koyayım. Özge, çedar, kaşar. Vallahi nasıl kolun kolun kesmişim ha. Mami de bunlara laf ediyor arkadaşlar. Kendisi evde ince ince yapıp yiyormuş gibi. Şimdi arkadaşlar videoda tabii ki sadece çedarla, işte kaşarla falan tost yapmayacağım. Az sonra böyle sucuklu mucuklu falan da yapmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl oluyor. Bunu bir görelim diye buraya gördüğünüz gibi dilim dilim kestim salam, sucuk ve sosisi. Bunları önce pişireceğim. Sonra bir de yumurta kıracağım. Hani böyle sanayi tostlarında şey olur ya. Buraya kırar, burada karıştırır, bir sürü şey yapar falan. Bunu yapmayı deneyeceğim. Şöyle üzerinden bir basayım da arkadaşlar, bu böyle olur. Kağıt gibi olması lazım. Bunu kantin tostu gibi olacak. Şöyle yapıyorlar. Tüm gücünle. Şimdi bu hızlıca bir olsun arkadaşlar, ondan sonra bakalım ne derece, ne kadar sürede yapıyor. Ama yapışabilir, bir yağ sürmeyeceğim çünkü. O yüzden herhangi bir yapışma olursa bunun tost makinesi değil, benimle alakası var. Burası arkadaşlar granit ya da ne bileyim teflon meflon değil. Gerçi tost makinesinde teflon oluyor mu bilmiyorum ama dökümden yapılan bir makine. Sanırım sebebi bu. Geldiğinde olağanüstü bir koku vardı üstünde. Yani dün çekecektik aslında biz bu videoyu. Açtık arkadaşlar makineyi, yani içi çok kötü kokuyor. İşte bu da peçetemiz vardı. Şöyle bir sürdüm peçeteyi, simsiyah şey geldi. Yani bu döküm olduğundan sebep mi bilmiyorum ama işte birkaç tane tost makinesi temizleme şekli falan denedik. Bunda işe yarıyor bu arada. Bir tane havludan koyup hafiften ıslatıp makineye böyle bastığınızda falan gerçekten bayağı bir şeyi alıyor. Ama yetmedi bize. Yani tam olarak istediğimiz temizliği vermedi. O yüzden bayağı ben bunu suyla sabunla yıkadım. Ondan sonra şu an istediğimiz yere geldi. Kaldırılır mı? Kaldırılır. Ay arkadaşlar yapıştı. 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 Merdan Usta tostu dedin ha? Aa elim yandı. Oğlum bak şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Biz bu arada bugünden sonra ofiste tost yaparak yaşayacağız. Bu tost makinesi de bu yüzden aldık aslında. Ama tabii ki neden endüstriyel tost makinesi olduğunu tahmin ettiğinize inanıyorum. Şuradan kaşarlar maşarlar çıkmaya başladı. Yalnız ya anasını ağlattım ekmeği bu arada. Bastıra bastıra. O dibine tutmuş biraz, o normal o. Ananı boş ver kanka ya çok. Yani iki tane tostu üstüne bastık, al tostun geldiği hal. Ekmek, az ekmek yiyin hocam. Ekmek zararlı. Şöylesinden şöyle bir sürterek alınabilir mi acaba bir şeyler dedim de. Çok da almasak daha iyi gibi geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekmeği birazcık üste kaldı. Aa oğlum çok sıcak lan çünkü. 300 derecede... Buyur kardeşim, afiyet bal şeker olsun inşallah. Oğlum daha gelecek. Paylaş kardeşlerinle çocuk. Arkadaşlar şimdi ben hemen hızlıca Ahmet'e bir tane daha yapacağım. Çünkü çocuğu aç getirdim buraya. Burada kardeşlerimi aç bırakacaksan benim ne işim var değil mi bu hayatta? Biraz daha az düzgün olurdu arkadaşlar. Bu acemiliğime geldi. Benim hatam yani, kusura bakmayın. Hem en son dereceyi aldım sıcaklığı, hem de böyle köpek gibi basarak böyle bütün tost aşamasını geçirdim o yüzden. Hoca sen de in artık aşağıya. Türk halkı dolarla konuşuyor. Hoca in artık aşağıya. Benden galiba hiçbir şey olmaz bu hayatta ya. Şu an kendimle ilgili bir tespite vardım arkadaşlar. Ya bu ne ya? Bir de bu arada makinenin her yeri sıcak arkadaşlar. Yani hiçbir yerinden tutam da çekem item falan diyemiyorsunuz yani. Bu da ayrı bir şey. Bak, sinirlenmeye başladım. Kantinci deli nasıl sürer? Ya böyle sürer bak. Böyle alır dandik bir şeyle. Tamam, bu yağ herhalde bunu tutar. Arkadaşlar ben galiba eziyet... Ya ben mahvettim ya. Olur olur öyle olur. Yani dilim böyle en başta babaannem gibi kesmişim falan diyecektim dedim. Yiyin ağalar, yiyin. Arkadaşlar yiyin. Ben son soru
Rensos 3 lira farkla. Ben ona birazcık da kaşar keseyim kardeşlerim doysun diye. Oğlum burası tostçu. Merdan Usta tost. Yediğin yerde ne rensosu lan? Tosta ketçap mayonez koyulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada yazar mısınız yoruma? Ben hiç sevmem. Tosta ketçap mayonez koyan adam hatta yani bilmiyorum adamlığını sorgularım. Erkekliğiniz bunu koyma. Şimdi biri gelip şey diyecek. Adam kaşar kesemiyor. İşi bilen biri gelsin. Bence bu tost fena dur. Evet bu niye yapıştı? Tabağınızı geçseniz. Bunları Ahmet'e yaptım ama. Allah aşkına dur. Hocam şu tek parça halinde yapıyor mu bu? Kanka bak bir dilim onda bir dilim onda vardı. Birleştirerek şu an sana. Arkadaşlar burası yani biraz sıkıntı oldu. Yine mi çok sıcak acaba ya? Yani yarı yarıya düşürdüm ama bir yarıya daha düşüreyim. Yani bende belki hata vardır ya kusura bakmayın. Bunun doğrusu neyse yazın biz çünkü bunu ofiste kullanacağız. En azından doğrusunu bilerek. Tost nasıl lapı olur oğlum? Şov şimdi başlıyor. Hazır mısınız? Burada dana sucuk. Şöyle bir sucuklarımızı koyalım. Hepsinden koyacağız. Ya kardeşim ben elimi kardeşlerim için korkak alıştırmıyorum. Arkadaşlar arkada gerçekten kavga başladı. Yani bunları tabii ki şimdi bastıracağım bu kavgayı. İnançsızlık görüyorum gözlerinizde. Bu şaka birkaç kere daha gelecek herhalde. Bunlar kumru için arkadaşlar. Bu arada farkındaysanız genelde deneyimi benim sunmam gerekir ama ben yapıp. Boş verin arkadaşlar yesinler. Şimdi burada sosisler bir tık üstte kaldığı için üstten gerekli istediğim baskıyı yapmıyorlar sucuklara. Bu yüzden şimdilik sosisleri 2 dakikalığına bir kenara alacağım. Heh, şimdi istediğimiz noktaya gelmeye başladık. Özge'ye şimdi salamlı, sucuklu, kaşarlı, çedarlı, inanılmaz beşli, dörtlü, ekmek de var beşli. Dörtlü. Güç olarak arkadaşlar bu arada bence bir ev tipinin çok daha üstünde. Yani alt tarafta 950, üst taraftan da 650 watt güç alıyor. Ve toplamda 1550 wattlık bir güce ulaşıyor. Bu da yani dediğim gibi ev tipine göre çok yüksek bir güç. Yüksekliği yaklaşık 26 santim. Boyu 36, bu eni de yaklaşık 32 santim boyutunda. Onun dışında işte yumurta kır, bir şey yap bu tostçularım vardır ya meşhur şeyde. Biraz sonra size uygulayacağım özel formülüm gibi. Orada da göreceğiniz şekilde ürünler yapılabiliyor. Bence bunlar oldu bu arada. Bunlar artık ekmeğe girer. Ama yani hiçbir şekilde yapışmama gibi bir huy yok. Yani normal yağını bırakması gereken şeylerde bir yapışıyor. Şöyle bir tane ortaya büyük. İki tane sucuk da yeter. İki tane. Buna keşke alta koysaydım sucukları. Daha doğru bir dizilim olurdu. Geometrim biraz zayıf. Oh mis mis mis. Gerçekten buranın kokusu kaç... Özür dilerim. Aslında sucuktan dolayı bayağı bir yağ bıraktı da arkadaşlar bir daha risk almayalım çünkü bu biraz büyükçe bir ekmek oldu. Ve benim prime ürünüm olmalarını bekliyorum. 150 derecede yapıyorum bu kez. Bayağı yarı yarıya indirdim yani. Hocam Merdan Usta tostlarında salça olmaz. Hoca niye böyle ya? Niye böyle oluyor arkadaşlar? Yağladım da yani. Al işte ya. Yine böyle oldu ya. Vallahi derecesi düşük arkadaşlar. Kapatayım al kapatayım. Lanet olsun ya. Ben arkadaşlarım bir dilim tost yapamayacak mıyım ama? Bir dilim evet yani ikisini bir yapıp bir yapıyorum gerçekten ama bu da mümkün olmuyor yani. İnanılmaz yani ben kendim yemek konusunda becerikli biri sanardım arkadaşlar. Ta ki bu videoya kadar. Kendime mi yapsam neyse sonra yaparım. Sonra yaparım. Siz yiyin arkadaşlar. Kardeşlerim siz yiyin. Kendime bilerek şey spesiyalimi kendime hazırlıyorum. Ama böyle olmasın ne olur. Bak şöyle bastırayım. Bir çekeyim böyle. Üzülmeye başlıyorum onu harbiden. Aslında ekmeği yok eden benim ekmek yapışıyor ve onu kazırken yok ediyorum aslında. Sonraki falan yok. Sonraki öyle yaptım ya oğlum yağlayıp koydum ya ekmeği. İşte arkadaşlar sonuç bu. Mesela yediğin tostun içinde ne var diye düşünmene gerek yok mesela anladın mı? Ver bakayım tabakları. Şimdi arkadaşlar bırakın bu işleri. Her şeyi bırakın. Asıl yenmesi gereken şeye geliyoruz. İzmir'e geldiysen bunu yemeden gitmeyeceksin. Giderseniz alınırım. Darılırım, bunalırım. Şimdi ben şöyle de bir toplayayım arkadaşlar. İyi bir ustanın tezgahı hiçbir zaman kirli olmamalıdır. Darı bezim seni ilgilendirmez. Izgaramızda, tezgahımızda bunları çeviriyoruz bir süre. Gel bakayım. Gel gel. Şunun tadını bilenler. Hafif bir yağ sıçradı arkadaşlar. Gözümde lens var. O yüzden korktum bir ona bir kalite kontrol yaptık geri geldik. Gözlük olsa böyle mi olurdu diyenleri duyar gibiyim. Gözlüksüz tipe bak diyenleri de duyar gibiyim. Sanki gözlük olsa bir tipim var diyen de duyar. Ekmekli hikayemiz az sonra başlayacak arkadaşlar. Ekmeğin serüveni devam edecek. Tık. Mami hazır mıyız? Şöyle buraya güzelinden bir yumurta kırdık. Şimdi burayı karıyoruz. Şöylesinden bir... Olur öyle. Olur. Arada olur. Arada olur. O kadar bir şey inceleyelim. Farklı bir şey yapalım dedik. Vallahi ayıp edersiniz. Ne yapayım? Ha? Tamam hadi getir telefonu inceleyelim. Hadi tamam hadi. Alma işi başlar be. Şurayı da kapattık mı? Bence bu arada bayağı iyi duruyor. Sal damacana da Fiko'nun kurt adama yaptığı ekmek arasına benziyor. Hayda. Kaşar peyninin üstünde kıl var. Bozar mı seni? Bozmaz abi. İyi al hocam. Kaşarda kıl var. Bozar mı?
Üst tarafın açılırsa yalnız gerçekten bu tost makinesini ikiye bölerim ama onu da söyleyeyim. Demek ki dilim tost ekmeği kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar makinalarda. Herhalde direkt kaldırıyor alıyor. Burada hani en azından altlı üstü bir ekmek olduğu için bunu alma konusunda biraz daha zorlanıyor anladığım kadarıyla. O yüzden ya yine ev tipine aslında biraz uzak olmuş oldu. Çünkü sanayilerde genelde zaten tost ekmeği kullanılmıyor. Yani genelde insana yarım ekmeği basıyorlar yani. Arkadaşlar burada kirlenme seviyesi çok üst düzeyde. Onu da söyleyeyim. Olağanüstü üst düzeyde yani. Kabul ediyorum. Ben de hani tam sıcaklığını şunumunu ayarlayamamışımdır. Kabul ediyorum. Ama hani şuradaki yağlar, onlar, bunlar yani bu makine yağ isteyen bir makine. Ha bu arada arkadaşlar şimdi şunu diyebilirsiniz. Deniyor. Bu var. Dalga mı geçiyorsun sen diyebilirsiniz. Çok hijyenik olmayacak gibi hissettim. O yüzden bunu kullanmadım. Bu belki işin sonunda kullanılabilir. Oy. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sanırım prime işimi sonucuda yaptım. Ortadan bir tık yapışma var. Altını göstereyim şöyle yalandan arkadaşlar. Görüyor musun? Hepsini yaptık ettik ama en sanayi tostu da bu oldu bence. Ne diyorsun Mami? Senin tostunu bırakayım tadımızı yaparken. Şunun bir inceden tadına bakmak istiyorum müsaadenizle. O kadar yaptık biz tadına bakmadık. Merdan Usta tostunu böyle yiyeceksin. Böyle yiyeceksin. Görüyor musun? Ekmeğin tadı çok güzel o yüzden makineye alın arkadaşlar. Ne diyeyim? Yani güzel pişirmiş. Salamları da güzel pişirmiş. Normalde salam biraz daha geç o çiğ tadını kaybediyor. Ama onu da güzel pişirmiş. Hoşuma gitti. Genel kaşar maşar erimesi için zaten bahaneye bakan malzemeler. O yüzden gayet güzel. Hiçbir yağ birikmedi. Normalde şuraya kadar yağlar geldi yani. Şurada görüyorum ben yağları aslında ama akmadı yani aşağı. Ama şu var yani seri bir tost yaptım, bastım, sattım şeyinde şuradan akacaktır muhtemelen. Ama bu hazne de bu arada arkadaşlar dün ben bu hazneyi çıkardım. Şu an tuttuğum yerde bir ince bir tane conta tutuyor. Bu böyle sağa doğru aynen böyle oldu. Yani böyle bir şey alıyorsanız da yani senin tutmandan bağımsız bu böyle aynen böyle bir tur atabiliyor. O yüzden alırsanız da ya şöyle bir sağlamından bir sıkın. Dikkat edin yani Allah korusun sağa sola yağ dökülmesin. Bu videoda buraya kadar arkadaşlar. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Onun dışında düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.